Arkadaşlar merhaba, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir kavurma yapacağız. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kavurma videosu çekmekle biraz geç kaldım ama maalesef işlerim çok yoğun, vakit bulamıyorum. Burada yaklaşık 1,5-2 kilo kadar etimiz var. Etimiz kuzu eti, orta yağlı. Etimizi küçük küçük doğruyoruz. Etimizi bu şekilde doğradım. Kavurma işlemini biraz farklı yapacağım. Eşimin tarif ettiği gibi. Ben biraz daha farklı yapıyordum. Bugün eşimin tarifini uygulayacağım sizinle beraber. Bakalım nasıl olacak. Ocağın orta gözünü yaktım ve altını kısıyorum. Bütün eti tencereye aldım. Hiçbir şekilde su, yağ kullanmadım. Kapağını kapatıyorum. Hiçbir şekilde kapağı açık bırakmıyoruz. Etimiz gayet güzel sulanmış. Şu şekilde ortasına bir çukur açıyoruz. Bütün suyunu ortasına biriktiriyoruz. Bütün suyunu çekinceye kadar burada pişiriyorum. Ara ara karıştırıp tekrar bu şekilde bütün suyunu ortasına biriktiriyorum. Etimizin suyu azalmış gördüğünüz gibi. Bütün suyunu çektirinceye kadar pişiriyoruz. Etimiz bütün suyunu çekmiş arkadaşlar. Pamuklar gibi pişmiş. Şimdi içine kuyruk yağı ekliyorum. İsterseniz tereyağı ekleyebilirsiniz. Ama size tavsiyem kuyruk yağı ekleyin. Daha güzel olur. Tuzunu şimdi ekliyorum. Önce eklerseniz zor pişer. Karabiber ekliyorum.
Biraz da kekik ekliyorum. Daha kekiği. Bir ocağın altını açıyorum. Bir etimizi kavuruyorum. Yağ az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Etimiz gayet güzel kavruldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Kavurmamız servise hazır arkadaşlar. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Mutlaka deneyin. Eşime buradan çok teşekkürler ediyorum. Bu güzel tarifi benimle paylaştığı için. Nasıl piştiğini bakın, test edelim sizinle. O kadar güzel pişmiş ki, pamuklar gibi. Etimiz kısık ateşte tam 3 saat pişti arkadaşlar. Siz dana eti kullanacaksanız bütün suyunu çektirdikten sonra bakın, eğer pişmediyse üzerine bir bardak kaynar su ekleyin, o suyunu da çektirin. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.